arkadaşlar. Evet. Tamam. Evet. Şimdi çok daha iyi. Şimdi gayet iyi. Şimdi bu kitabı yazdıktan yaklaşık 6 ay sonra katledildi Necip Ablemitoğlu. 18 Aralık 2002'de. Hani AK Parti sürekli diyor ki ya bizim dönemimizde hiç faili meçhul cinayet olmadı. Doğru değil. Bu oldu. Necip Ablemitoğlu cinayeti oldu. Ve sokak ortasında, evinin bulunduğu sokakta kendisi silahla öldürüldü. Cinayetin failleri yıllarca yani bulunamadı. Hatta Şengül Hoca'nın bizim yayınımızda söylemesine göre yıllarca dosyanın kapağı aralanmadı. Faillerle ilgili bildiği ana FETÖ davasının içerisinde kendileri buldular. Yani 15 Temmuz'dan önce açılan FETÖ ana davasının klasöründe bulduklarını söylüyor. Devlet kılını kıpırdatmadı. Şimdi böyle bir cinayetin birkaç nedeni olur. Tabii öncelikli siyasi neden düşünülür. Neden? Necip Ablemitoğlu sadece herhangi bir akademisyen değildi. O da partilerde Fethullahçı yapılanmanın devlet içerisindeki örgütlenmesine karşı aktif mücadele yürütüyordu. Ne şekilde? O günlerde hatırlayacağınız üzere Fethullah Gülen ana davası vardır. Fethullah Gülen'in yurt dışına kaçmasına sebep olan bu davadır. Tek başına yakalandığı. Bu davanın soruşturma ayağında görevli olan iki birim vardı. Jandarma istihbarat ile Emniyet İstihbarat ve Ankara Emniyet Müdürlüğü. Bu kişilerin, bu iki kolluğun, jandarmanın ve emniyetin yürüttüğü işte soruşturma sürecinde Necip Ablemitoğlu aktif yer aldı. Yani oradaki bilgilerden yararlandı ya da oraya bilgi verdi. Dava açıldığında da, Fethullah Gülen'e davası açıldığında da kendisi tanıktır aynı zamanda. Hı hı. Aktif mücadele etmiştir ve bu dosya, bu kitabı o dosyanın belgeleriyle yazmıştır. O dosyada yer alan belgelerle bu kitap aynı, bu kitabın içeriği, muhtevası aynıdır. Ya o iddianameden yararlandı ya Ablemitoğlu'nun bilgilerinden dosyada yararlanıldı. Yani böyle bir aktif görevi vardır. Aynı zamanda hocanın diğer kitabı da biliyorsunuz Bergama dosyasıdır. İbrahim abi bilecektir. Yani Bergama o tarihlerde işte Koza Altı'nın ya da Almanların işte Bergama'daki yürüttüğü altın arama faaliyetine, o günlerde Almanların diyorum, özür dilerim, Koza Madenciliği'nin Bergama'da yürüttüğü altın arama faaliyetine o günlerde büyük bir çevreci itirazı vardı. Hoca o günlerde bu çevreci itirazın arkasında da Alman parmağı olduğunu düşünüyordu ve bununla ilgili kitap da yazdı. Neyse, bu cinayetin arkasında iki tane unsur olabilir, iki motivasyon olabilir. Biri siyasi, diğeri ise kuşkusuz iktisadi, ekonomik çıkarlı. Hatta siyasi cinayetin bağlantıları arasında ekonomik unsurlar da yer alabilir. Yani birileri siyasi işlemiş olabilir ama. Müsaade et, bir ekleme yapayım. Bergama altın madeni, yanlış hatırlamıyorsam Almanlardı ilk şey. Almanlardayken Bergama'da Hayır, şöyleydi. Evet, öyleydi ama şöyleydi. Yani Necip Ablemitoğlu o günlerde Almanların Türkiye'de altın çıkarılmasını önlemek için çevreciler harekete geçirdiğini iddia ediyor. Ha, öyle ama şöyle, ben yabancıydı diyeyim. Bakmam Peki. lazım. İlk sahibi altın madeni bulup çıkaran yabancıydı. Evet. Ve çevreci hareketler başladı. Sonra çok hikmetli, ne hikmetse Bergama altın madeni İpek grubuna, Fethullahçı İpek grubuna aldı. İpek grubu ne? Bir kartvizit şirketi ya. 5-10 milyon liralık kartvizit şirketiydi. Düğün davetiyesi basan bir şirket. Gidiyor koskoca Bergama altın madenlerini alıyor ve bütün çevre eylemleri bitiyor. Ondan sonra bir daha çevre eylemi yok. Buyur İsmail. Ben öyle hatırlamıyorum. Çevre eylemleri Koza varken de yıllarca sürdü. Ben yanlış hatırlıyorum İbrahim abi. Yani orada yürütülen, ben Necip Ablemitoğlu gibi de senin gibi de düşünmüyorum. Orada yani bugün de örneğin Karadeniz'de derilere karşı mücadele veriliyor. Burada da yani rüzgar enerji şirketleri mi destek veriyor? Yahut işte RES'e karşı başka çevreyi tahrip eden unsurlara karşı mücadele veriliyor. Tayyip Erdoğan'a bakarsanız Türkiye'nin atom enerji sahibi olmasını, nükleer enerji sahibi olmasını yahut işte kendi elektriğini üretmesini istemeyen dış güçler bu çevre eylemlerini kışkırtıyor. Hiç öyle değil. Ben Rizeliyim. Rize'de, Trabzon'da yöre halkı kendi çevresi tahrip olmasın diye bu mücadele veriyor. Ben Necip Ablemitoğlu gibi düşünmüyorum. Çevreye sahip çıkıyor. Tamam, bunu sonra bakarız da ben de tam hatırlamıyorum. Evet. Bakarız tekrar buna. Yani orada itirazı var sana da Necip Ablemitoğlu'na da ama sonuç olarak Bergama dosyası da onun çalışmalarından biriydi. Hatta o günlerde Atilla İlhan bile bu görüş savunuyordu. Ben hatırlıyorum, Cumhuriyet Gazetesi'nde okuduğum için. O da bu görüşteydi. Neyse. Şimdi hoca kitabında diyor ki, bak bunlar önemli ama. Bir insan kendi sonunu böyle öngörür.
değerli Seda, sevgili İbrahim abi. Hı. Diyor ki bu kitabında, bakın kitabını bitirirken şöyle diyor. Sizler bu, hatta diyor ki, daha biraz öncesinden başlayayım. CIA, M16, BND gibi istihbarat servisleriyle işbirliği örneği sergileyen, taşeronluk yapan Fethullahçıların, özdeyursever, milliyetçi alperen iddia etmek mümkün değildir. Türk devletine kin duymaktadırlar. Bu dev organizasyonla mücadele sayıca bir elin parmaklarını geçmeyen Cumhuriyet aydını ve birkaç sivil toplum örgütü savunmasız ve korumasız durumundadır. Bunları koruyacak, destekleyecek, güç eşitliği sağlayacak bir devlet desteği de yoktur. Mumcu, Üçok, Aksoy, Kışlalı gibi yitirilen aydınlardan sonra bunların da çekilmesiyle meydan, yani kamuoyu Fethullahçıların eline kalacaktır. TSK'nın bu durumu değerlendirmesi, ama geç olmadan değerlendirmesi gerekmektedir. Niye TSK diyenlere yoksa Mesut Yılmaz mı sorusuyla karşılık vermek yerinde olacaktır. Sizler bu satırları okuduğunuzda eminim ki hakkımda bugüne kadar açılmış 100 milyarca liralık madeni tazminat davalarına yeniler eklenecektir. Her zaman olduğu gibi kimi siyasiler devreye girerek rektörü hakkımda yasal işlem yapmaya zorlayacaklardır. Tehditler ve hakaretler hız kesmeyecek, aileme yönelecektir. Peş peşe gıyabımda kesilen trafik cezaları gelecektir. Gelen duyumlara göre emniyet ve MİT bünyesinde gerektiğinde aleyhimde kullanılmak üzere dezenformasyon çalışmaları kapsamında olumsuz bilgi notları, olumsuz dosyalar hazırlanmıştır. TBMM'de telefonların bir süre dinlemeye devam edilecektir. Büyük bir olasılıkla hakkımda imzalı imzasız suç duyuruları yapılacak. TBMM'de aleyhimde soru önergeleri verilecek. Bütün bunları dikkate alan savcılık evimde arama yaptıracak. En azından İçişleri Bakanlığı ya da Emniyet Güçleri'nin tahkir ve tezhiften iftira ile hakkımda davalar açılacaktır. Halen İzmir, Ankara, Burhaniye, İstanbul gibi merkezlerde yürüyen davalarda yurdun farklı yerlerinde açılacak yeni davalar eklenince maddi manevi darbenin yanı sıra mücadeleye zaman yetiştirememe gibi bir durum ortaya çıkacaktır. Sonuçta belki de ödeyemediğim tazminat hükümlerinden dolayı evime aciz gelecektir. Almanlardan Fethullahçılara, Türk Cümhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyeti üniter ve layık yapısına göz diken tüm Müslümanlara karşı bunca zahmete ve minnete değer mi diyorsanız, Atatürk'ün manevi mirasçı olarak evet değer diyorum. Çünkü Türk'üm, başka Türkiye yok. Fakat hoca bu satırlarında maalesef aylar sonra başına gelecek olanı öngöremedi. Cinayete kurban gidebileceğini belki de bilmiyorum. Aklına geldi yazmadı. Belki artık o kadarı da olmaz dedi ama başına gelebilecekleri. Ama Mumcu'yu, Üçoğu, Mumcu'yu, Üçoğu, Kışlalı'yı, ki Kışlalı kendisinden bir yıl önce öldürüldü, andığını da burada söyleyelim. Yani onlardan da sonra meydan boş kalabilir diyor. Adeta kendi sonunu yazıyor ve bu satırlardan 5 ay sonra öldürülüyor. Evet. İsmail, yayınımıza katıldığın için çok teşekkür ediyoruz. Aslında akşam devam edeceğiz. Tüm yönleriyle tabii gündemin diğer gelişmeleriyle beraber Levent Göktaş'ın yakalanmasını da, bu olayın perde arkasını öncesinde konuşacağız akşam burada bu ekranda. Teşekkürler bir kez daha. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. İbrahim abi, Seda, görüşmek üzere. Evet, önemli bir son dakika haberin ardından İsmail'in de katılması çok iyi oldu. Bu mektup ilk kez Halk TV ekranlarında okundu. Ülke için mücadele etmenin ne kadar zor olduğunu, yani Necip Hoca'nın satırlarını dinleyince, bu ülke için mücadele etmek gerçekten çok zor Seda Hanım. Çok zor yani. Faturaları çok ağır oluyor. Çok ağır oluyor faturalar. Yani maalesef. Gerçekten gerçeklerin ortaya çıkması... ne diyor bak Necip Hoca orada? Hakkımda isimsiz suç duyuruları ve dezenformasyon. Ya ben bayıldığım bir cümle. Türkiye'nin FETÖ'yle mücadelesi kadar FETÖ'cülükle mücadelesi. Şu FETÖ'cü kafası var ya, zihniyeti. Kirletme, dezenformasyon. Yani Türkiye'yi kamusal ahlakı bitirdi FETÖ'cülük. Yani kamusal ahlakı bitirdi. Yani FETÖ bitti derken ya da FETÖ'yle mücadele ediliyor derken oraya bir soru işareti koymak lazım. Bir de FETÖ'cülük. Yani FETÖ bitirilmeye çalışılıyor olabilir. FETÖ bitirilebilirdi ama FETÖ'cülük dediğimiz şeyin hala nasıl yaşamaya devam ettiğini görüyoruz değil mi? Evet. Kumpas, kaset, CD. Peki. Şimdi tabii konuşacak çok şeyimiz vardı. Levent Göktaş'ın Bulgaristan'da yakalanması araya girdi. Gündemin bugünün en önemli haberi oldu bu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dün ikisi de peş peşe açıklamalar yaptılar. Bahçeli kendi partisi toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan adli yıl açılışında isim vermeden eleştirdiler. İkisi de benzer ifadelerle muhalefetin iddialarını, işte Sedat Peker'in iddialarıyla bütün Türkiye'nin konuştuğu konularla ilgili, bunların yargıya taşınmasıyla ilgili eleştirilerde bulundular. İsterseniz bir hatırlayalım. Dönüp o açıklamalarını. Ondan sonra gazete haberleriyle bu konuyla ilgili diğer gelişmelerle devam edelim. Böyle bir rezilliğe asla izin vermeyeceğiz. Böylesi bir zillete asla müsaade edilmeyecektir. İsim vermediler. Sedat Peker'in rüşvet ağı iddialarını, muhalefetin konuyla ilgili eleştiri ve suç duyurularını işaret ettiler. Birileri maalesef ülkemizin adalet sistemini nerelerle bağlantılı oldukları az çok tahmin edilen suç çetelerinin kirli oyunlarına kurban etmek için var gücüyle uğraşıyor. Sosyal medya ifşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır. Sedat Peker'in son iddiası, AKP milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan Cumhurbaşkanlığı danışmanı Serkan Taranoğlu'na, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi Salih Orakçı'dan, dönemin SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na uzanan bir rüşvet çarkı kurulduğu yönündeydi. Muhalefet harekete geçti, konuyu yargıya taşıdı. Suç duyurusu yaptı, savcılar göreve çağrıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun suç duyurusu üzerine soruşturma açtı. Başsavcılık açıklamasında iş kadını Mine Tozlu Sinere'nin Halk TV'de anlattıklarının da tüm yönleriyle araştırılacağı belirtildi. Cumhur İttifakı'nın ortakları yargı harekete geçtikten sonra konuştu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin karanlık mihrakların güdümünde istikamet çizilen bir ülke olmadığını herkes görecek, kabul edecek. Milli birlik ve birlik ve güvenliğimiz sosyal medyanın dipsiz kuyularında tahrip edilemeyecektir. Önce Erdoğan adli yıl açılış töreninde konuştu. Ardından Bahçeli, o da partisindeki MYK toplantısından sonra sürpriz bir basın toplantısıyla kameralar karşısına geçti. Konuşmaları benzerdi. Bu ülkede herkes mücadelesini hukuk ve en önemlisi ahlak kuralları çerçevesinde verecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi'nde Miyase İknur yazı dizisi.